Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir tartışma var. O tartışmayı hatırlatacağız. Son durumu paylaşacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum yönetiminden 35 bin liralık 2 bin adet ilaç yardımı aldı. Söz konusu yardım adada da tartışmalara neden oldu. Hemen o tartışmaları ve süreci değerlendireceğiz. Muhabir arkadaşımız da hazırlıklarını tamamladı. Hakan Yıldırım, kolaylıklar dileyelim. Sözü Hakan'a bırakalım. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Öncelikle bu gerginliğin başına gidelim. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu'ndan bir haber paylaşıldı. Haberde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'le yaptığı bir görüşme ve görüşme sonrasında sizin de ifade ettiğiniz gibi Güney Kıbrıs'tan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelecek olan 35 bin lira değerindeki 2 bin ilaç haberini paylaştı ki bundan sonra tartışmalar başladı. Ülke ikiye bölündü tabiri caizse. Bazı milletvekilleri yapmış olduğu, özellikle Ulusal Birlik Partisi ve yeniden Doğuş Partisi milletvekilleri yapmış olduğu açıklamalarda eğer böyle bir ihtiyaç varsa zaten biz bu ihtiyacı Türkiye ile görüşüp Türkiye'den karşılayabiliriz. Neden bizi ciddiye almayan Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle böyle ilişkiye giriyoruz şeklinde sesler yükselmişti. Sonrasında Başbakan Ersin Tatar'ın bir açıklaması oldu ve Ersin Tatar yaptığı açıklamada iki gün önce biz Sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya geldik toplantıda. Yardımcı Kudret Özersay ile birlikte ve ülkenin gündemini değerlendirdik ancak bu konuyla ilgili bize bilgi verilmemişti. Bilgisini paylaşmıştı ki gerilim işte bu noktadan sonra biraz daha artmıştı. Bugüne geldiğimizde ise o ilaçlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi. Cumhurbaşkanlığı ve Lefkoşa Türk Belediyesi vasıtasıyla ülkeye geldi. Sonrasında Başbakan Ersin Tatar'ın konuyla ilgili açıklaması ve tepkisi oldu. İlaçların usulsüz getirildiğini, yasa dışı olduğunu ifade etti. Çünkü ilaç eczacılık dairesinden herhangi bir izin alınmadığını, aynı zamanda gümrük işleminin uygulanmadığı ifadesini kullandı ve Başbakan bu duruma tepki gösterdi. Aynı zamanda bu ilaçların ilaç eczacılık dairesi tarafından inceleneceğini ifade etti. Uygun görülürse depoya konulacağını, eğer ihtiyaç olursa kullanılabileceğini, bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Bu açıklamaların üzerine şu anda yeni bir açıklama yok. Dediğiniz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı ve hükümet arasında geçen haftadan gelen bu gerginlik ilaçların gelmesiyle de en üst seviyeye gelmiş durumda diyebiliriz. Şimdilik gelişmeler bu yönde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sözü tekrar size bırakıyorum.